Herkese selam arkadaşlar. Bir akşamüstü vlog ile sizlerleyim. Benzin aldım şimdi. Bugün şöyle, şu an saatimiz aslında 6 ve İnci'yi almaya geçmiyorum arkadaşlar. Babam aldı bugün İnci'yi. Normalde parka götüreceğim dedi. Ama İnci eve gitmek istemiş. Yani anneanneme gitmek istiyorum demiş. Öyle olunca da babam eve geçmişler, yani anlayacağınız geçmişler. Annem de sonra mesaj attı, İnci yemeği burada yesin artık dedi. Babam bırakır dedim. Yani öyle olunca şu an İnci anneannesiyle beraber. Ben de şu an kendimi o kadar şey hissediyorum ki, sanki böyle bir yere yetişmek için acelem varmış gibi bir his var. Yani öyle bir telaşlıyım niyeyse. Böyle değişik psikolojiye bir büründüm. İşte benzin almaya girdim. Böyle apar topar yapmaya çalışıyorum. Sanki İnci'yi okula almaya gidecekmişim gibi hissediyorum falan. Öyle yani, nasıl bir alışkanlıklar, gerçekten çok ilginç. Şimdi eve geçiyorum. Hemen yemeğim var. Biz sadece pilav yapacağım arkadaşlar bugün. Onun haricinde şimdi dedim ki işim olmayacağı için hazır da İnci'nin anneannesinde olduğu için dedim. Hemen İnci'nin yazlık kışıklarına girişeyim. Şimdi hemen bir cesaret onlara girişeyim istiyorum. Bakacağım bakalım. Ay, canım Sevinç ablam vardı bugün. Ütülerimi yapmış. Sağ olsun, Allah razı olsun yani. Ay, ev pırıl pırıl olmuş. Değil mi Mia? Siz kirletin diye pırıl pırıl olmuş. Ne oldu? Şimdi önce dedim bir hemen pilavı koyayım. Orada olsun. Çünkü şimdi erken gelmediğim için birazdan eşim de gelir. Anca olur pilav da. Üstümü değiştireyim. Pilav yaparken tekrardan görüşürüz. Şuna bakar mısınız? Sevdirmek için şekilden şey. Mia! Şekilden şekile giriyor. Kurban olurum sana. Kurban olurum sana ben kuşu. Ne oldu? Bakalım da manaz var mı? Puffy! Sen ne yapıyorsun Caniko? Aa, bak mamanız duruyor ama. Bunu da sıyıralım, şöyle yapalım. Yani böyle ortası boşluk kalınca asla yemiyorlar. O yüzden şöyle sallattırıyorum, tamamen kapatıyorum. O zaman bitiriyorlar. Bu Puffy'nin adamı yanın. Hadi bakalım. Yıkacağım ya. Ay, burası bile bayağı açıldı ya. Çok şey attım yani arkadaşlar. Bayağı bakayım. İncin adasına bakayım. Oo, toplanmış, pırıl pırıl olmuş kızımın odası da. Nerede miyoş? Hadi inelim aşağıya. Ben de şeyimi arıyorum. Onu bulamadım. Sopa mı? Aa, buradaymış. Ay, mis gibi çamaşır suyu kokuyor her yer. Şunu arıyordum. Şunlara bakın ya. Plaja gitmeye İncin'in çantası da var. Oğlum. Bu da bizim şap çantamız. Gelmiyor. Gel anneciğim. Ne oldu? Ne oldu hızlı hızlı? Hadi aşağı, kuyruğa bak nasıl titretiyor. Hadi inelim aşağıya. Var mı mamanız? Var. Hadi kubidik. Gelecek mi? Kuşum şimdi benim var ya, yatmamı ve kucağıma gelmeyi bekliyor. Pırıl pırıl bir evleyim yani şu anda. Hemen şipşak pilavımızı yapalım. Şu küçük de odaya pilavım. Hemen şunu da yapalım ıslacana. Yemeklerimi de dışarı çıkarayım hatta. Onlar da biraz kapılsın. Sevinç ablaya da bugün ofisten yemek getirdim. Böyle yapıyorum yani, iyi denk geliyor. Böyle olunca ofiste yemek bayağı kalıyor zaten bize yemekte. O yüzden Sevinç ablaya da bugün yemek getirdim. O da hiç çorbadan içmiyorum. Çorba da getirmiştim. Hatta bayağı çok koydum hani bize de akşam olsun diye. Çorba içmemiş. Ofisten de pilavım var ya. Pilavı da şehriye koymamışlar. Neyse, şimdi yapacağım, içine bunu katarım en son. Daha iyi olur en azından. Anamın anamın. Şöyle hemen bir yarım bardaktan yapayım pilav. Tavuk sote var. Bir de ayrıca bu da burada. Çok rahatlıkla yetecek yani bize her şey. Ay. Ah İncim ya, baksanıza artık beni bırakıp bırakıp gidiyor bu kız valla. Büyüyor, gerçekten büyüyor ya. Şimdi yarın akşam annem bizde kalsın dedi İnci'ye. Bir İnci böyle olmaz gibi falan yaptı ama
Yani sonra da kalayım falan dedi. Ama bilmiyorum nasıl olacak. Yani beni arar mı, aramaz mı? Hiçbir fikrim yok. Yarın orada kalmayı deneyecek yani ineceğim. Okuldan sonra bırakacağım annemlere. Biz de eşimle dedik hatta dışarıda hem yiyelim yemeği. Hem de dedim AVM'de bakacaklarım var. Onlara bakayım. Daha fırsat olmaz. Bir de değiştireceğim bir şey var. Onu da değişim yapayım. Yani yarın da plan öyle tatilden önce son şeyler yani anlayacağım. Bir daha çünkü şey yapamam. Niye yapamam? Dur bakalım şurada. Şimdi hazır fırsat varken gidelim. Haftaya bugün Alanya'dayız yani arkadaşlar haftaya Perşembe. Kışçılarını şimdi kaldırırken seneye hiçbir türlü olamayacakları ayrıca koyacağım. Yani şöyle bir şey, normalde evet burada verdiğim sabit bir aile bazında İnci'nin eşyalarını ona veriyorum. Ya başka hiçbir yere vermiyorum. Böyle tam işte İnci yani ayları da uyuyor çünkü kız çocuğu o da. Ama şimdi şöyle yemek yediği ve lekeler çıkmadığı için o kıyafetler resmen çöp yani. Üzülüyorum, atmaya kıyamadığım kıyafetler var. Valla ne yapacağım onları hiçbir fikrim yok. Bakalım şimdi bir onları ayırayım. Sonrasında karar vereceğim. Genelde zaten o aileye veririm ama yani öyle lekeli de vermek istemiyorum. Çok lekeleri de kıyafet kumbaralarına atacağım. Artık yapacak bir şey yok. Dolabına geldim. Şimon falan seneye asla olmayacak. Bunu muhtemelen dolaba yüklerim. Seferim gibime geliyor. Bu da aynı şekilde olmayacaktır. Ay bakalım onun haricindekileri ayıracağım arkadaşlar. Bir şeyler yapacağız. Yazları da şu hurcun içinde zaten incin. Hepsini oraya koymuştum. Bayağı da büyük bir hurç. Bayağı şimdi toparlayacağım. Bakalım başlıyoruz şimdiki. Şimdi diyorum ki önce nasıl başlasam? Önce yazlıklarımı kaldırayım. Şimdi önce bence kışlıkları katlayayım bir kenara koyayım bence. Daha iyi olacaktır. Sonra da bunu çıkarırım. Şimdi şunları. Şu mesela şu takımı bayağı bebeklik takımı incinin. Ama ve lakin vermeye asla 3-6 ay. O kadar güzel bir takım ki yani erkek çocuğum bile olsaydım ileride ikinci düşünürsem o yüzden ayırdım. Asla vermeye kıyamadıklarımdan bu. O yüzden bunu da şimdi kışın arasına geri kaldırıyorum. Yani aslında keşke bu kış giydirseymişim bunu ya. Şu altı olurmuş aslında. Şöyle burası kürk, bu da böyle bildiğiniz crop ya. Buna bakar mısınız? Yani işte ince yani tam bir pandemi çocuğu olduğu için böyle aldığımız çoğu şeyi hiç giyemedi yani. Tabii biz de böyle heves ettik o zaman. Her şeyi almaya çalıştık. Ama işte unuttuğumuz şey yani pandemide hiçbir yere çıkamıyor olmamızdı. O yüzden yani benim şöyle mesela çok büyük bir eksiktir bu benim için. Yani doğru düzgün hamilelik fotoğrafım dahi yok yani. En çok buna üzülüyorum ya gerçekten. Ay, şunları falan. Bence bunu askıda tutayım. Yine şöyle bir koyayım da. 18-24 daha olabilir gibi de geliyor. Ya işte ince minyon bir bebek olduğu için çoğu şey de hala oluyor. Şu 2 yaşta ama şey kalıbı da artık mesela bunun. Canım geldi. Gezenti. Nereye gitti? Ay bak dede gidiyor. Dede mi gidiyor? Evet. Dede gitti. Sen neredeydin bakalım? Neredeydim? Oo, yemeğini nerede yedin? Anneannemde. Büyükanne de var mıydı? Uçak. Şey bakayım. Uçağı yaparsan internet gider ama. İzleyemezsin. Tamam yok yok şöyle yapacağız şimdi. İnci. Arkadaşlar burada işim bitti. Şu 3 poşet verecek olarak ayırdım. Yazlıklar, kışlıklar karışık. İnci'nin dolabı. Şöyle hepsini yaptım. Taytlarını, uzun atları gene tabii ki de ayırdım.
Şöyle düzenli bir şekilde hallettim. Aynı şekilde burası da gayet düzenlendi. Hatta bir rafın biri boş kaldı. Bunda da mayoları var İncir'in. Vallahi çok yoruldum. Şimdi dolaba ekleyeceklerim var. Hemen hızlıca onları halledeyim dedim. Sonra da şu yatağını toplatayım. Sağ zaten 9'u çeyrek geç. Önce uyku saati geliyor. Hemen şuraları düzenleyeyim şimdi. Doğruyu söyle. Evet, evet, evet. Çamadın mı aç ya? Yok mu bir şey baba? Çamadın mısın? Al. Yok mu bir şey? Ne bir şey? Yok mu bir şey? Ne bir şey? Bana yok mu bir şey? Nasıl bir şey ama? Hayır, üstünü açıyorsun. Dün öyle anlaştık, hatırlıyor Anne, musun? Anne, bir daha açmayacağım. Olmaz, açıyorsun. Bir daha açmayacağım. Ama çok açıyorsun üstünü. Bir daha açmayacağım anne. Örttürmeyene izin verecek misin üstünü örtmeme? Evet. Söz mü? Hı-hı. Yoksa giydiririm gece uyurken, tamam mı? Giyirim, değil mi? Yok, eğer üstünü örtmezsen gece kalkar giydiririm. Of. Ona of. Kaka, of. Kaka. Herkese günaydın arkadaşlar. Kaldığımız yerden videomuza devam ediyoruz. İnci'yi okula bıraktım. Sonrasında eve tekrar uğradım. Ooo, anne ve bebeklerine bakın. Göremiyor, çekileyim. Dur, 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 dur. Fırlarsın valla. Anam, yolun arasında oynuyorlar anneyle yavrular. Eve geri uğradım. İnci okulu bıraktıktan sonra. Çünkü kettle'ın fişini çekip çekmediğimi hatırlamıyorum. Ya ben böyle biraz takıntılarım başladı. Son böyle bir yıldır falan özellikle daha fenayım bu konuda. Gerçekten takıntı gibi. Yani çok yoldan geri döndüğümü biliyorum işte. Kül tavası sigara kaldı mı? Prizde bir şey bıraktım mı diye vallahi. Yakında şeye başlayacağım. Fotoğraflarını çekmeye başlayacağım evden çıkarken. En son aşama o yani. Kendimi rahatlatmayı. Şimdi annemlere kahvaltıya geçiyorum. Normalde kargoya uğrayacaktım. Bu arada arkadaşlar dolap hesabıma bir sürü kıyafet yükledim. İnci'nin, kendimin, İnci'nin küçülenleri ve gerçekten tertemiz. Hiçbir lekesi, yırtığı, söküğü olmayan kıyafetler. Çoğunu zaten maksimum iki kere giymiştir yani İnci. Onları dolaba yükledim arkadaşlar. Dolap ismim de Ecem'in İncisi bu arada. Oradan bakabilirsiniz girip. İhtiyacı olanlar yani ki uygun fiyata koyuyorum. Montlarıdır, odur budur yani her şeyi daha uygun fiyata koydum mağaza fiyatına göre tabii ki de. Düşünen almak isteyenler oradan girip inceleyebilirler arkadaşlar. Şimdi kahvaltı anneme geçiyoruz. Ayakkabı bakacağım. Normalde anneler gününde söylemiştim ayakkabı almıştık. Skechers'ın. Ama yani maalesef tedarik edilemiyor. 2 hafta oldu. Ben de sinirlendim artık. Sonunda iptal ettim siparişi. Şimdi o yüzden AVM'den bakacağım. Başka model bakacağım. O model de hiçbir yerde yok. Çok az üretilmiş. Firma çok az çıkarmış zaten o ürünü. Öyle yani bugün. Ay, öyle işlerimiz var. Hep birlikte. Hepinize tekrardan iyi seyirler diliyorum. Benim ailemde her siyasi görüş var. Benim baba tarafım biraz daha iletici geçmiş olamışsa. Rahmetli Yazıcıoğlu, işte rahmetli yine birkaç isim verebilirim. Sayın Akşener. Bizim öğrencilik valizlerimiz vardı. Sadece ona da şu anda kişikleri koydum. Orta boyuna, büyük boyda en aşağıda duruyordu. Böyle bir bavul ihtiyacım vardı. O yüzden şimdi ben çarşıya çıktım. Üçlü set aldım böyle düşme renginde. İçinde de bir orta boy, bir de kabin boyu var. Yani çok uyguna geldi üçlü set. Normalde üçlü almayacaktım. Bir orta boy, bir de belki büyük boy alırım diye düşünüyordum. Ama sonundan artık kabin boyu da eklettim. Rengi böyle çok tatlış bir rengi var. Pişne renginde. Koyu yani rengi. Öyle şimdi kardeşim bekliyorum. Almasın beni.
geri hemen ofise geçiyoruz. Gittim bavulu değiştirdim. Gördüğünüz üzere siyahla değiştirdim. Yani çok pembe geldi. Gözüme daha doğrusu şöyle. Kardeşim de dedi hani Oğuzhan abi de bak kullanacak falan dedim. Hani daha ortak bir renk alsaydın falan dedi. Aslında çok beğendim. Yani vişne çürüğü rengiydi tam. Ama Burak da öyle deyince yani şey... Böyle biraz şey oldum, içime sinmedi. Aslında eşime atmıştım fotoğrafını. Söyledim işte böyle böyle dedim hatta gönderdim. Sen beğendiysen sorun yok falan dedi. Sonra siyah atınca da iyi yapmışsın hayatım dedi. Yani onu da aslında çok içine sinmemiş, bana bir şey söylememiş. Gittik babamla hemen değiştirdik. Şimdi saatimiz 5'e 5 var. İnci'yi almaya geçiyorum. Şuradan kapı mı açıp İnci'yi almaya geçiyorum. Annemlere bırakacağım İnci'yi. Biraz oyalanırım. Sonra ben de 5.30 gibi falan AVM'ye geçerim. En azından önden de gezinirim eşim gelene kadar. Bir eve uğrasam mı dedim üstümü değiştirme. Sonradan vazgeçtim. O yüzden direkt AVM'ye geçeceğim yani. Bakalım nasıl plan olacak, nasıl gezeceğiz bilmiyorum. İnci'nin gene de pijamalarını falan götüreceğim. Ama ay bir şey cıvık çıkmış. Ama bence tutturacak diye düşünüyorum anne diye. Aa, kargo yoramam lazım. Yarın mı gelsem? Ay Allah, kargo vardı. Kargo verecektim, unuttum. Neyse yarın gelir veririm sabahtan. Yarın güne çıkılıyorlardı galiba. Anne ben sürüyorum. Aa canım şimdi sürmeyelim artık, gidiyoruz. Hadi tamam hadi bir tane sür gel hadi. Bekliyorum ben seni. Bugün atını götürdü okula. Kavga çıkmış sınıfta attan. Hadi sür gel. Ne? Ne? Ne ya? Bir şey yok. Ha böcek yürüyor. Hadi gel bakalım. Ya ben böceklerden korkarım. Hayır canım onlar sana bir şey yapmaz. Gel hadi. Ben böcekten korkarım. Tamam hadi gel bekliyorum. Ben karıncadan korkarım. İnce hadi. Şimdi anneannemize geldik. Şu attan dolayı çok kavga çıkmış bugün. Ben dedi. Mümkünse bir daha getirmeyelim atı dedi. Hiç anlaşamadılar dedi okulda. Seni. Şimdi ben de biraz oturacağım dediğim gibi saatimiz 5'e 20 geçiyor. İnce buradan esasen elinde çekil. Tamam. Ve taşı öyle. Al dikkat et. Alta doğru falan çıkarım. Biraz dinleneyim ben de. Nasıl bakalım dört kediye? Yok artık. Ay ya gidiyor. Kedi ne oldu? Sana bakıyor, ondan bir ağlıyor. Sana bir şey anlatıyor galiba. Ne anlatıyor? Size gelemem mi diyor ki? Ben gelmeyeyim diyor, İnci diyor. Mama mı diyor? Birazdan verecek anneannem de. Onun kabında var birazcık ama. Birazdan verecek anneannem. Siz o küllerimi temizlemek istiyor. Hadi temizle bakalım. Çok seviyor çünkü. Çok seviyorsun onu. Hayır bundan korkmana gerek yok. Yaptım aferin. Aferin İnci'ye. Teşekkür ederim. Çok güzel kedi bakacaksın sen. Ben çok sana kedi baktım orada. Demek senin atın okulda hep arkadaşların istedi. Ay Allah. Atın başına gelenlere. Vallahi atın başı çok fenaymış. Şimdi biraz gezeyim dedim aslında ama. Bak baktım altı eşim de çıkmak üzeredir. O yüzden geldim oturdum. Eşimi bekliyorum. Yiyeceğimi düşünüyorum. En güzel
Sırf stroganoff çok güzel oluyor. Geçen etini yemiştim et olarak. Beğenmedim. Tavuğu çok daha lezzetli. Fajita da yiyebilirim ama bakacağım. Kararsızım şu anda. Fiyatlar buranın gerçekten uygun yani, çok normal piyasaya göre. Şimdi yemeklerimi söyledi. Ben klasik bunu söyledim. Geçen etini çok beğenmemiştim. O yüzden bu sefer tavuk sipariş verdim. Eşim de fajita söyledi. Fajitayı da çok severim. Üf, dumanlar tutuyor. Şimdi bizlere afiyet olsun. Teşekkürler. Ama bir petimiz yok. Bir de pipet alabiliriz. Hadi bakalım. Ay arkadaşlar, şimdi eve geldik. O kadar yoruldum ki size anlatamam yani. İnanılmaz. Neyse, burada dursun bakacak. Ve çıkarken de bir ton eşyamız oldu elimizde. Şimdi üstümü değiştirmeye çıkacağım. Sonra birazcık aşağıda balkonda kızılcık şerbetini izleyeceğim. Geç bile kaldım, saat 10. Şurada hemen size hızlıca aldıklarımı da göstereyim. Bir de aşağıda var, aldım ayakkabı aldım. Şimdi onu da inince size göstereceğim. Çok güzel indirim vardı, %50 falan. Onlardan şöyle lipsetini aldım. Ya ben şöyle uzun çapalılardan kullanıyorum lip. Dedim yenilemenin tam zamanı. Öyle olup 2 tane de lip veriyor. Bir de şöyle kese şeyleri veriyor. Onları da aldım dedim. Eşim klasik şu saç spreyini alıyor zaten. Bunun şampuanı da bitmişti. Şöyle saç ucuz şampuanlar. Ünlü Baby'nin aldım. Ay. Kasa arkası diyorum. Şunun kokusu mükemmel arkadaşlar. Tavsiye ederim kokusunu. Diş fırçası. Macunu. Of, çok yorgunum. Diş macunu indirimdeydi. Bir tane yedek aldık o yüzden. Ve şöyle de 2 tane şampuan aldım. Bunlar da vallahi tanesi 30 lira falan. Öyle olması lazım. Yani bayağı uyguna geldi, anlayacağınız bunların hepsi. Şimdi ayakkabılarımı gösteriyorum. Siyah çok ihtiyacım vardı aslında ama hep böyle erteliyordum almayı. Yani çok içime sınan bir model oldu. Puma'nın aldım. Böyle biraz yüksek topuk. Şu şekilde şuraları gold detayları var. Yani bayıldım. Kaç numara bu arada? 38'di galiba. Şimdi bakayım yanlışım olmasın. Aynen 38 numara. Şöyle. Ya ben normal 37 giyiyorum. Ama 38'i çok çok rahat oldu. Vallahi çok beğendim. Şöyle bir ayakkabı. Yani eteklerle de çok güzel kurtarır. Yüksek topuk olması daha kurtarıcı oluyor zaten. Normalde Skechers arıyordum ama yok, ay pardon, ama yani aradığım model hiçbir yerde, yani numarası hiç yok. Zaten bütün siteleri alt üst ettim internette, kesinlikle yok. Yenilenir mi stoklar bilmiyorum mağaza çalışanları ama yenilenirse mutlaka ara bakın dediler zaten. Öyle yani, bunda ihtiyacım olduğu için aldım siyah rengi de. Ben ne kadar Bambi'nin siyahlarını giyiyordum zaten. Şimdi çok da siyah sanki kullanılmıyor gibi geliyor. O yüzden böyle bir tek onlar yetiyordu günlük kullanmaya ama artık gerçekten onların hakkını verdim yani ayakkabıların. O yüzden direkt yani kullanmayacağım artık hiçbir şekilde. Şimdi artık siyah olarak bunlara geçtim. Bunlar da çok rahat. Zaten işte soft taban olarak geçiyor bunlar da. Öyle bakalım yaş. İnci bu arada arkadaşlar duruyor. Yani çok ilginç bir şekilde durmaya devam ediyor ince. Pijamalarını giymiş, hamurlarıyla oynuyormuş şeyde. Annemlerde. Benim annem fişi. Ah, ben de bu fişi arıyordum. Hamurlarıyla oynuyormuş. İnce şu anda yani uyuyacağını farkında. Zaten evden çıkarken de uyuyacağım anne falan dedi. İnşallah bakalım şu anda fikir değişmezse ne olacak bilmiyorum ama. Ya da şöyle bir boyama kitabı aldım. Stickerlere var. Sticker çok seviyor. Öyle, şimdi azıcık hemen kızılcığı açayım. İzin sağ, zaten 10'u 10 geçiyor yani bayağı yarıladım. Şimdi şunlara bakayım ben. Ve kızılcık şerbet izledim. Yorgunluktan bayılıyorum bildiğiniz. Ayaklarım inanılmaz ağrıyor. Saatimiz 1'e 10 var. Yani bu şu an bu saat çok nadir saatlerden biridir. İnce uyumuş 10.30'da, hiçbir problem yok. Bir kere sadece çiş için kalkmış. Şu anda uyumaya devam ediyor. Bakalım nasıl geçecek geceleri, çok merak ediyorum ben de. Bu böyle 2 günlük güzel bir vlog oldu. Bunu zaten sizlere erken atmış olacağım bu videoyu. Pazar günü video, yok seçimlerden dolayı. Vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka vloglarımda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.